Su, varlık alemini oluşturan toprak, hava ve ateşin tamamlayıcısı. Su, hayatın özü, hayatın kaynağı. Su, canlılığın, canlı olanın her şeyi. Temel ihtiyaç maddesi olan suyu, milyonların yaşadığı büyük şehirlere içilebilir kalitede ulaştırmak halk sağlığı açısından çok önemli. İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Şehrin 15 milyona yaklaşan bir nüfusu var. Bu kalabalık nüfus 17 ayrı kaynaktan gelen suyu kullanıyor. İstanbul'da günlük su tüketimi ise yaklaşık 3 milyon metreküp. Burası iki telli içme suyu arıtma tesisi. Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı'ndan gelen ham su burada arıtılır. Tesis, biri Fatih Sultan Mehmet Han, diğeri 2. Beyazıt Han olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşmaktadır. Her iki tesisinde ayrı ayrı ham su arıtma kapasitesi günlük 420 bin metreküptür. Her iki tesiste arıtmanın gerçekleştiği üniteler aynı hacim ve özellikle simetrik olarak inşa edilmiştir. İki telli su arıtma tesislerinden Bağcılar, Güngören, Küçükçekmece, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Esenyurt ve Avcılar bölgelerinin su ihtiyacı karşılanıyor. İSKİ'nin bütün içme suyu arıtma tesislerinde arıtmanın her aşamasında su takip edilir. Ham su girişinden başlayarak tesislerin ara kademelerinden ve temiz su çıkışlarından sürekli numuneler alınır, laboratuvarlarda analiz edilir. Böylece ham suyun niteliklerine ve tesislere alınan su debilerine göre çalışma prensibi belirlenir. İçme suyu arıtma tesislerinde barajdan gelen suyun ilk durağı havalandırma havuzudur. Burada uçucu organik maddeler giderilir, demir ve mangan oksidasyonu sağlanır. Böylece suya oksijen kazandırılmış olur. Bu işlemden sonra su ozonlama ünitesine alınır. Ozon gazı arıtmada suyun içindeki mikroorganizmaları yok etmek için kullanılmaktadır. Ozon gazı, oksijene yüksek voltajda elektrik verilerek elde edilir. Suyun bundan sonraki durağı hızlı karıştırma havuzlarıdır. Bu işlemin amacı, suyun içindeki küçük maddelerin suya karıştırılan kimyasal maddeyle birleşmesini sağlamaktır. Su daha sonra çöktürme havuzlarına alınır
ve burada bekletilir. Bu süre zarfında sudaki katı maddeler birleştikleri kimyasal madde ile birlikte dibe çöker ve üstte kalan duru su kum filtre havuzlarına alınır. Bu havuzlarda çöktürme havuzlarında çökmeyen maddeler bu kez kum filtre yatağına tutunarak sudan ayrılır. Bundan sonraki aşamada su, sağlığa zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak için klorlanır. Klor ayrıca suyun şehre ulaşana kadar boru içindeki yolculuğunda kirlenmesini de engeller. Bu nedenle evlerde akan suda bir miktar klor bulunması gerekir. Bütün bu aşamalardan sonra temiz su depolara alınır. Şehre verilmeden önce muhakkak numune alınarak laboratuvarda incelenir ve son kontroller yapılır. İSKİ laboratuvarlarında ağır metallerden toksinlere, suyun tadı ve kokusundan kirletici parametrelere kadar pek çok analiz yapılır. Bu laboratuvarların sonuçları güvenilir ve geçerli sonuçlardır. Çünkü İSKİ laboratuvarlarındaki yüksek kalitesiyle Avrupa Akreditasyon Birliği'ne üye olan Türk Akreditasyon Kurumu belgelerine sahiptir. İSKİ ayrıca her ay düzenli olarak su kalite raporu yayınlamaktadır. Analiz sonuçlarına göre İstanbul'da musluk suyu, Türk Standardı, Avrupa Birliği, Amerikan Çevre Koruma Ajansı ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarının da üzerinde kaliteye sahip. Su hepimizin, bütün canlıların ortak temel ihtiyaç maddesi. Hayatın özü, hayatın kaynağı. Musluğu açtığımızda suyu ihtiyacımız kadar kullanmaya çalışmak, doğal kaynakların korunması için büyük önem taşıyor. Kesintisiz, içilebilir kalitede akan suyumuzu kullanalım ama israf etmeyelim.